8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Ünitelerimiz 1. ünite bir kahraman doğuyor. 2. ünite milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlar. 3. ünite milli bir destan, ya İstiklal ya Ölüm. 4. ünite Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye. 5. ünite demokratikleşme çabaları, 6. ünite Atatürk dönemi Türkleşik politikası, 7. ünite Atatürk'ün ölümü ve sonrası. 1. ünite bir kahraman doğuyor. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşayacağımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir. Konular: Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı 2, Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 3, Burhanlar Büyük Kahramanlar Doğurur 4, Adım Adım Liderliğe. Neler öğreneceğiz? Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu, 2. Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu, 3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları, 4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili olayları ve olguları öğreneceğiz. Ünite kavramları aşağıda verilen diyor, kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamının ilgili bölümleri yazınız demiş. Sanayi var, azınlık, meşrutiyet, kanuni esasi, sömürgecilik, Osmanlıcılık, Diyona Umumiye, dogmatik düşünce. Şimdi biz bunları söylemeyeceğiz. Sadece yazmayacağım, söyleyeceğim. Evet, sanayi ne demek? Sanayi, ham maddeleri işlenmiş duruma sokup değerlendirmeye, kullanılacak ürünler durumuna getirmeye yarayan bilgilerin, araçların ve yöntemlerin tümüdür. Azınlık. Azınlık, bir toplulukta herhangi bir nitelik yönünden ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlardır. Meşrutiyet. Meşrutiyet, hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın ya da bir başbakanın başkanlığı altında bir hükümetin ve yasaları yapan seçilmiş bir parlamentonun bulunduğu yönetim biçimi. Kanuni esası. İstanbul Konferansı sırasında hazırlanan ve 23 Aralık 1876 tarihinde birinci meşrutiyetin ilan edilmesini sağlayan Osmanlı Devleti'nin Avrupa tarzında yaptığı ilk anayasa niteliği taşıyan kararlara kanuni esası adı verilir. Sömürgecilik. Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması, yani sömürmesi. Kaynaklarını kendi ülkesine çekmesi. Osmanlıcılık. Osmanlı'yı her yönüyle benimsemiş Osmanlı savunuculuğu, Osmanlıcı olma durumu. Diyonu Umumiye. Diyonu Umumiye'yi Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi açılışı. 1881-1939 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kurumdur. 2. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Sözcük genel borçlar anlamına gelir. Dogmatik düşünce, dogmatizm. Priori ilkeler, çeşitli öğretiler ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacı olmadığını savunan, anlayışa verilen isimdir. Dogmatik demek, yani değişime karşı sabit fikirli. Hazırlık çalışmaları. 1. Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne etkisiyle ilgili bilgi toplayınız. 2. Osmanlı yöneticileri azınlık isyanlarını önlemek ve devleti dağılmaktan kurtarma için hangi çalışmaları yapmışlardır? Araştırınız. 3.
Mustafa Kemal'in fikir dünyasının oluşumunda etkili olan Türk düşünürlerden birini seçerek bu düşünür hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bir tanıtım afişi hazırlayıp sınıfta paylaşınız. 4. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadar bulunduğu bölgeleri araştırarak bu görevlerle ilgili tarih şeridi oluşturunuz. Birinci sorumuz ne demişti? Birinci sorumuz Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'nin etkisiyle ilgili bilgi toplayınız. Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkisi nelerdir? Sanayileşen Avrupa devletlerinin sömürgecilik yarışına hız vermeleri Osmanlı İmparatorluğunu negatif, olumsuz etkiledi. Zira öncesinde verilen kapitülasyonlar yüzünden devletin iktisadi olarak Avrupalı devletlerle rekabete girecek gücü yoktu. Osmanlı devletinin dış ticaret dengesi bozulmuştu. İthalat artarken ihracat azalıyordu. Osmanlı ülkesi 19. asrın ortalarından itibaren Avrupa mallarının istilasına uğradı. Osmanlı coğrafyası Avrupalı devletlerin pazar haline geldi. Dışarıdan bol ve uygun fiyatlı sanayi ürünü Osmanlı piyasasına girdi. Fakat bu maliyeyi büsbütün berbat vaziyete soktu. Düşük fiyatlı Avrupa malları karşısında küçük atölyeler, el tezgahları rekabet edemeyerek kapanmaya başlaması neticesi işsizlik arttı. Lonca teşkilatı zayıflayarak ortadan kalktı. İşsiz kalanların sayısındaki artış ülkeyi toplumsal taraftan iktisat alanındaki zayıflama ise devletin siyasi açıdan çöküşün hızlanmasına ortam hazırladı. Sanayi inkılabının gerçekleşmesi sömürge arayışlarını hızlandırdığı için Osmanlı Devleti'ni siyasi olarak tehdit etmiştir. Osmanlı Devleti'nin dış ticaret faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Osmanlı Devleti'nde serbest piyasada çok fazla ithal mal bulunmuş ve iç ticaret faaliyetlerini de etkilemiştir. Osmanlı Devleti bilim ve sanayi bakımından teknik imkanların gerisinde kalmıştır. Osmanlı Devleti askeri, siyasi, ekonomik olarak zayıflamıştır. Osmanlı Devleti toprak kaybetmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin iktisadi düzeni bozulmuştur. Osmanlı Devleti'nde işsizlik artmıştır. Osmanlı Devleti tarım ve hayvancılık politikaları bozulmuştur devletin. İkinci sorumuz Osmanlı yöneticileri azınlık isyanlarını önlemek ve devletin dağılmaktan kurtarmak için hangi çalışma yapmışlardır? Araştırınız demişti. Şimdi biri olarak bazı fikir akımlarını geliştirdiler. Nedir bu fikir akımları? Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılıktır. İki Tanzimat Fermanı ile azınlıkların yasal hakları güvence altına alındı. Üç Islahat Fermanı ile azınlıkların hakları Müslümanlarla eşit hale getirildi. Dört Kanun Esası Anayasası ile Mübusan Meclisi açıldı. Mecliste Müslümanlar ve azınlıklar temsil ediliyordu. Evet, yani azınlıkların isyanlarını önlemek için Osmanlı yöneticileri yukarıdaki yani söylediğim şeyleri yapmışlardır. Ancak ülke yönetimine ve katılmalarına rağmen azınlıklar yine isyan ettiler. O yıllarda yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'nın 93 Harbi'ne fırsat bilen meclisteki azınlık milletvekilleri yıkıcı faaliyetlerini artırdılar. Osmanlıcılık neydi? Osmanlıcılık, Osmanlı İmparatorluğu içindeki bütün ulusları ve unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi amaçlıyordu. Şimdi üçüncü sorumuz demiş ki bize Mustafa Kemal'in fikir dünyasının oluşumunda etkili olan Türk düşünürlerden birini seçerek bu düşünür hakkında araştırma yapınız demiş. Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bir tanıtım afişi hazırlayıp sınıfta paylaşınız demiş. Şimdi Mustafa Kemal'e fikir dünyasının oluşumunda etkili olan Türk düşünürlerinden bazıları şunlar. Namık Kemal etkili olmuştur. Mehmet Emin Yurdakul etkili olmuştur. Ziya Gökalp etkili olmuştur. Tevfik Fikret etkili olmuştur. Montesquieu yabancılardan. Jean-Jacques Rousseau da etkili olmuştur. Bunlar yabancı. George Washington, Abraham Lincoln. Yani Türklerden Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret etkili olmuştur. Yabancılardan da Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, George Washington, Abraham Lincoln etkili olmuştur.
Ziya Gökalp, yani düşünce hayatında nedir? Etkili olan şahıslardan birisi Ziya Gökalp'tır. Atatürk'ün düşünce hayatında etkili olan şahıslardan birisi. Mehmet Ziya Gökalp 23 Mart 1876, Diyarı Bekir 23 Ekim 1924 İstanbul. Türk yazar, toplum bilimci, şair ve siyasetçidir. Meclisi mebusunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili yapmıştır. Türk milliyetçiliğin babası olarak da anılır. Şimdi Ziya Gökalp ailesine bakalım. 23 Mart 1876'da Çermik'te dünyaya gelen Gökalp'in Kürt ya da Zazı olduğuna yönelik bilgiler vardır. Babası bazı kaynaklara göre aslen Suriye Türkmeni olan Vilayet Evrak Memuru Mehmet Tevfik Efendi 1851-1890. Annesi Pirinç Cizade ailesinden Zeliha Hanım 1856-1923. Dayısı dönemin Diyarbakır Belediye Başkanı olan 1895'teki Ermenilere yönelik saldırıların örgütleyicilerinden olan Pirinç Cizade Arif Efendi'dir. 16. yüzyıla kadar Araplar ve Farslar egemenliğinde olan Diyarbakır sonradan Türk, Kürt ve Ermeni toplulukların milli çekişmeleriyle şekillenmiştir. Son olarak Kürt kökenli olduğunu söylendiğinde Gökalp babası tarafından Türk ırkına sahip olduğundan emin olduğunu ama aslında bunun önemsiz olduğunu belirtmiştir. Sosyolojik çalışmalarından öğrendim ki milliyet eğitime dayalıdır demiştir. Öğrencilik yılları. Eğitimle doğduğu yer olan Diyarbakır'da başladı. 1886'da Mektebi Rüştiye'ye, Askeriye'ye, Askeri Ortaokul'a girdi. Özgürlük düşüncesini ilk defa bu okuldaki hocası, kol ağası, ön yüzbaşı İsmail Hakkı Bey aşıladı. Askeri Rüştiye'nin son sınıfındayken babasını kaybetti. 1890'da amcası Müderris Hacı Hasip Bey'den geleneksel İslam ilimleri ile ilgili ders almaya başladı. Öğrenimine İstanbul'da devam etmek istediyse de bu imkanı bulamayınca 1891'de Diyarbakır'da İdadi Mülkiyesi'nin yani Sivil Lise'nin ikinci sınıfına kaydoldu. Son sınıfta öğrenciyken beraberindekiler ile okul çıkışlarında mutat olan "Padişahım çok yaşa" yerine "Milletim çok yaşa" diye bağırmaları soruşturmaya uğradı. Bazı anlatımlarda bir grup yerine sadece Gökalp'in bağırdığını da belirtilmektedir. O sırada okul süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkması üzerine 1894'te okuldan ayrıldı. Liseden ayrıldıktan sonra amcasından Arapça ve Farsça dersleri aldı. Tasavvufla ilgilendi. Fransızca öğrenmeye başladı. Diyarbakır'daki kolera salgını nedeniyle bu şehirde görevlendirilen Doktor Abdullah Cevdet Bey ile tanıştı. Fikirlerine etkilendi. Ekonomik sıkıntılar yüzünden öğrenimine devam etmek için İstanbul'a gidememesi, ailesinin evlenmesi için baskı yapması gibi nedenler 18 yaşındaki Mehmet Ziya'yı intihara sürükledi. İntihar girişiminin sebebi olarak İdadi'deki hocası Doktor Yorgi Efendi'nin aldığı felsefe eğitimi ve ailesinin verdiği dini eğitim arasında yaşadığı çatışmada gösterilmektedir. Kafasına sıktığı kurşun güç koşullar altında yapılan morfinsiz bir ameliyatla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Abdullah Cevdet Bey ve Diyarbakır'da bulunan genç bir Rus operatördü. İntihar girişiminden sonra kendisini tekrar okumaya verdi. Özgürlüğe düşman olanlara çatan pek çok şiir yazdı. 1896'da Erzincan Askeri Lisesi'nde öğrenci olan kardeşi Nihat sayesinde harp okulu öğrencileriyle birlikte İstanbul'a giden Gökalp ücretsiz olduğu için Baytar Mektebi'ne kaydını yaptırdı. Buradaki öğrenimi sırasında ülkedeki özgürlük hareketine katılmış insanlarla tanışmak için gayret gösterdi. İbrahim Temo ve İshak Sükuti ile görüştü. Jön Türklerden etkilendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Yasak yayınları okumak ve muhalif derneklere üye olmak nedeniyle 1898'de tutuklandı. Bir yıl cezaevinde kaldı. Diyarbakır yılları. Serbest bırakıldıktan sonra 1900'de Diyarbakır'a sürgüne gönderildi. Yüksek öğrenimini tamamlayamayan Mehmet Ziya'nın Diyarbakır'daki amcası ölmüş ve kızı Vecize ile evlenmesini vasiyet etmişti. Amcasının vasiyetini yerine getirmiş ve Vecihe Hanım ile evliliğinden bir oğlu Sedat, üç kızı Seniha, Hürriyet, Türkan olmuştur. 1908'de kadar
Diyarbakır'da küçük memuriyetler yaptı. Eşinin mal varlığıyla rahat bir yaşam sürdürürken el altından hürriyet çalışmalarını yürüttü. O dönemde bölgenin güvenliği için kurulan ve başında Kürt asıllı İbrahim Paşa'nın bulunduğu Hamidiye alayları hırsızlık ve soygun olaylarına karışınca halkı örgütleyerek eyleme yöneltti. 3 gün boyunca Diyarbakır Telgraf hanesini işgal ederek buradan saraya İbrahim Paşa ve adamlarını cezalandırmalar için telgraflar çekmeye başladı. Doğu ile Batı arasındaki kilit bağlantı noktasında olan Diyarbakır Telgrafhanesi'nin işgali işin içine Batılı devletlerin de karışmasına neden oldu. Onların da saraya yaptığı baskı neticesinde bölgeye bir araştırma heyeti gönderildi. Fakat bir süre için Sinan İbrahim Paşa ve adamları daha sonra aynı kanunsuzluklara yeniden başlayınca Ziya Gökalp ve arkadaşlarının önderliğindeki halk bu sefer 11 gün süreyle Telgrafhaneyi yeniden işgal ettiler. Bu direnişin sonunda İbrahim Paşa ve adamları bölgeden uzaklaştırılmıştır. Dördüncü sorumuz, Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadar bulunduğu görevleri araştırarak bu görevlerle ilgili tarih şeridi oluşturunuz demişti. Bu görevler şunlar. 1905 Ocak 11'de Harp Akademisi'ni yüzbaşı olarak bitirdi. Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı. 1936 Ekim ayında Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve kol ağası oldu. 1909'da Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı. 1911 Eylül 13 Mustafa Kemal İstanbul'a Genelkurmay'a nakli atandı. 1911 Kasım 27'si Kasım 1911 Kasım'ın 27'si Mustafa Kemal binbaşılığa yükseldi. 1912 Ocak 9 Mustafa Kemal Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti. 1913 Ekim 27'de Mustafa Kemal Sofya Ateş'e militerliğine atandı. 1914'te Mart 1 Mustafa Kemal Yarbaylığa yükseltildi. Uyanan Avrupa ve Tükenen Osmanlı. Uyanan Avrupa. Tarihçiler ve 15. yüzyıl Avrupa'sını tanımlamak için Orta Çağ karanlığı tabirini kullanmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir? Şimdi tarihçiler 5. ve 15. yüzyıl Avrupa'sını tanımlamak için Orta Çağ karanlığı tabirini kullanmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir demişti. Orta Çağ karanlığı bir gerçektir. Yoğunlukla ve daha şiddetli olarak Avrupa coğrafyasında yaşanmıştır. Birçok kadının cadı suçlamasıyla yakıldığı, yanmazsa cadıdır, yanarsa insandır hükümleri ve yananlara olan vurdum duymazlığı o dönemki otoritelerin dini sömürü aracı olarak kullanması ve fakirlik, vebalar, cüzzamlar gibi durumlar hep bu karanlığa işaret etmektedir. İslam medeniyetinin en parlak dönemini yaşadığı Orta Çağ'da 375-1453 Katolik Kilisesi'nin baskısı altında kalan Avrupa'da özgür düşünce ve bilim gelişmemişti. Kilise hem siyasi hem ekonomik hem de bilimsel faaliyetleri kendi kontrolünde tutuyordu. Kilise söylemlerinin sorgulanmadan doğru kabul edildiği dogmatik düşünce sistemi neredeyse 1000 yıl Avrupa'ya hakim oldu. Ancak 15. yüzyıl ile birlikte Avrupa'da Katolik Kilisesi'ne karşı sesler yükselmeye, eleştiriler yapılmaya başladı. 15. yüzyılda Avrupa'da yaşanan gelişmelerden biri de coğrafi keşifler oldu. Coğrafi keşifler sonucu okyanuslara açılan Avrupalı devletler hem Amerika kıtasını keşfettiler hem de doğunun zenginlik kaynağı olarak bilinen Hindistan'a denizden ulaştılar. Keşfedilen bu bölgelerdeki kaynakları kendi ülkelerine taşıyarak zenginleştiler. Avrupa'da ekonomik kalkınmayla birlikte bilim, sanat ve edebiyat da hızla gelişti. Bu gelişmelerin yaşandığı döneme, yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans adı verildi. Rönesans'la akıl ve bilim ön plana çıktı ve dogmatik düşünceler sorgulanmaya başlandı. Tepkiler arttıkça Katolik Kilisesi toplum üzerindeki gücünü ve denetimini kaybetmeye başladı.
Nihayet reform adı verilen sürecin ardından Katolik Kilisesi kendisini düzeltmek, siyasi ve ilmi alanlardan elini çekmek zorunda kaldı. Tüm bu gelişmeler Katolik Kilisesi'nin etkisini azalttı. Katolik Kilisesi'nin baskısından kurtulan Avrupalılar, aklın ve bilimin rehberliğinde hızla gelişmeye ve aydınlanmaya başladılar. Aydınlanma çağı denilen bu dönemde 17-18. yüzyıllar bilimsel gelişmelerde hız kazandı. Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp buhar gücüyle çalışan gemiler icat ettiler ve dokuma fabrikaları kurdular. Böylece sanayi inkılabı doğdu. Küçük üretim atölyelerinin yerini büyük fabrikalar, insan gücünün yerini makine gücü aldı. Makineler sayesinde üretim hızla arttı. Artan üretimle birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı da arttı. Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları ham maddeyi henüz sanayileşmemiş ülkelerden karşılayıp ürettikleri ürünleri de aynı ülkelerde pazarladılar. Böylece sömürgecilik doğdu ve kısa sürede gelişti. Sömürge yarışında başı çeken İngiltere, üzerinde güneş batmayan geniş bir sömürge imparatorluğu kurdu. İngiltere'yi diğer Avrupalı devletler takip etti. Avrupalı devletler arasında başlayan sömürge yarışı ham madde ve pazar rekabetini de artırdı. Artan bu rekabette birinci, Dünya Savaşı'na zemin hazırladı. 1,1 Avrupalı devletler 15. yüzyılın ortalarından itibaren hızla gelişmeye başlamışlardı. Görselde birçok kayda benzetilen Avrupa'nın güçlenmesine katkı sağlayan gelişmeler verilmiştir. Şimdi görselimizde ne varmış? Avrupalı devletler 15. yüzyılın ortalarına itibaren hızla gelişmeye başlamışlardı. Görselde birçok kaynakla beslenen bir göle benzetilen Avrupa'nın güçlenmesine katkı sağlayan gelişmeler yer verilmiş. Nedir bu gelişmeler? Avrupa güçleniyor artık. Aydınlanma çağı, yani kilisenin etkisinin azalması, coğrafi keşifler, yeni kaynakların bulunması, Rönesans, yeni bir fikir akımı, sanayi inkılabı, hızla sanayileşme, reformlar, bunlar Avrupa'yı hızlı şekilde etkilemiş ve gelişmesini artırmıştır. Şimdi sarsılan Osmanlı, yani 20. yüzyılın başlarında sömürgeci devletler ve sömürgelerin dağılımı. Nedir? İngiltere var, Fransa var, İspanya, Almanya, Portekiz, İtalya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Japonya, Rusya, ABD. Sömürgesi olmayan ve sömürülmeyen ülkeler. Yani beyazlar sömürgesi olmayan ve sömürülmeyen ülkelermiş. Ama mesela Osmanlı nedir? Sömürü düzeni içerisinde, yani sömürülen bir ülke. Osmanlı'da sömürgecilik anlayışı yoktu, yani o yüzden sömürgesi olmayan bir ülkeydi Osmanlı. Anadolu ve Orta Doğu'da kurulan, Avrupa'da da toprakları olan yer. Ama İngiltere nedir? Büyük bir sömürge devleti ve sömürge sistemi kurmuştur. Sarsılan Osmanlı sorumuz var. Tarihçiler 19. yüzyılı Osmanlı Devleti için en uzun yüzyıl olarak adlandırmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir demiş. Osmanlı Devleti tarihte en uzun hükümdarlık sürdüren devletlerden biridir. Tarihçiler Osmanlı araştırmaları yaparken imparatorluğun en uzun yılı olarak 19. yüzyılı göstermektedirler. Osmanlı'da demokratikleşme, yeniliklerin yaşanması, dünyayı tanıma ve kendi kurumlarını yenileme çalışmaları 19. yüzyılda yapıldığı için bu yüzyıl en uzun yüzyıl olarak isimlendirilmiştir. 15. yüzyılın ortalarından itibaren hızla gelişen Osmanlı Devleti 3 kıtaya yayılmış, hem karada hem denizlerde büyük bir güce ulaşmıştı. Ancak 17. yüzyılla birlikte devlet askeri, siyasi ve ekonomik gücünü kaybetmeye başladı. Devletteki kötü gidişatı durdurmak için yapılan ıslahat çalışmaları çeşitli nedenlerle başarısız oldu. Yapılan savaşlar üst üste yenilgiyle sonuçlandı. Savaşlarla birlikte toprak da kaybedildi. Savaş masrafları ekonomiyi iyice sarstı. Devletin giderleri artarken gelirleri azaldı. Yöneticiler devlet işleriyle yeterince ilgilenmedikleri için bu sorunlar gittikçe büyüdü. Avrupalı devletlerin gerçekleştirdiği coğrafi keşifler sonucu ticaret gemileri Akdeniz'den ayrılıp Atlas Okyanusu'na doğru kaydı. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti'nin kontrolündeki İpek ve baharat yolları önemini, Akdeniz ticareti de canlılığını yitirdi.
Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirleri büyük ölçüde azaldı. Gümrük gelirlerini artırmak için uygulamaya konulan kapitülasyonlar amacına hizmet edemediği gibi ekonomiye zarar vermeye başladı. Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı da Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkiledi. Sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı toprakları uluslararası ortak pazara dönüştü. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle doldu. İnsanlar ucuz ithal mallara yönelince malını satamayan yerli esnaf üretimini durdurdu. Böylece Osmanlı sanayisi yavaş yavaş çöktü. Bu ve benzeri nedenlerle ekonomi daha da bozuldu. Devlet bütçesi sürekli açık vermeye başladı. Açığı kapatmak isteyen yöneticiler ya halktan toplanan vergilerin miktarını artırdılar ya da yeni vergiler koydular. Bu durum halkın tepkisine neden oldu. 19. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alınarak giderler karşılanmaya çalışıldı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan borçlar büyük oranda israf edildi. Devlet, 30 yıl içinde borçlarının faizini dahi ödeyemez hale gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler Osmanlı yönetiminin çağrısıyla bir araya gelerek Düğün-i Umumi adında uluslararası bir teşkilat kurdular 1881. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu. Osmanlı Devleti kapitülasyonlar ve Düğün-i Umumiye Teşkilatı'nın etkisiyle ekonomik bağımsızlığını kaybetti. Bu durum devletin siyasi bağımsızlığına da zarar verdi. Tarih 1,3 Osmanlı Devleti 17. yüzyılın başlarından itibaren ciddi sorunlarla karşılaşarak güç kaybetmeye başladı. Görselde, zamanla kuruyan bir göle benzetilen Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesine neden olan gelişmeler verilmiştir. Şimdi Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesine sebep olan nedenler nelermiş? Kapitülasyonlar, sanayi inkılabı, dış borçlar, coğrafi keşifler, azınlık isyanları. 1,3 Osmanlı Devleti 17. yüzyılın başlarından itibaren ciddi sorunlarla karşılaşarak güç kaybetmeye başladı. Görselde, zamanla kuruyan bir göle benzetilen Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesine neden olan gelişmeler verilmiştir. Fransız İhtilali'nin 1789 sonuçları da Osmanlı Devleti üzerinde etkili oldu. İhtilalle birlikte hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler dünyaya yayıldı. Özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi. Fransızlar milliyetçilik fikrini her millete bir devlet sloganıyla dış politikada bir araç olarak kullandılar. Bu fikrin en fazla etkilediği devletlerden biri Osmanlı Devleti oldu. Milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar, Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla isyan etmeye başladılar. Sırplarla başlayan isyanlar diğer azınlıklara yayıldı. İsyanların etkisi devletin özellikle Doğu Avrupa ve Balkan topraklarında daha yıkıcı oldu. İsyanlar sonucunda Balkanlarda huzur bozuldu. Balkanlarda Türk, Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi, Arnavut, Boşnak gibi Müslüman ve gayrimüslim milletler Osmanlı hakimiyeti altında asırlardır bir arada ve huzur içinde yaşamışlardı. Gittikçe şiddetlenen isyanlar devleti dağılma noktasına getirdi. Devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı yönetici ve aydınlar çeşitli fikirler geliştirdiler. Bu fikirler şunlardır. Bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar. Osmanlıcılık adı verilen bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu. Bu fikir Jön Türkler ve İttihatçılar tarafından da desteklendi. Osmanlıcılık fikrinin etkisiyle tanzimat ve islahat fermanları ilan edildi. Kanuni esası kabul edilerek meşrutiyet yönetimine geçildi. OSMANLCLK Kimi Osmanlı aydınları ise Müslüman milletler arasındaki işbirliğini geliştirmeye çalıştılar. İslamcılık adı verilen bu düşünce ile Müslüman milletleri Osmanlı halifesi etrafında birleştirmek amaçlanıyordu. Mehmet Akif ve Padişah II. Abdülhamit tarafından da desteklenen İslamcılık düşüncesi 1. Dünya Savaşı yıllarında bazı Arap liderlerinin Osmanlı Devleti'ne isyan etmesi sonucu geçerliğini kaybetti. İSLAMCLK Avrupa'da bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bazı Osmanlı aydınlarının yönünü batıya dönmesine neden oldu. Bu aydınlar devletin kurtuluşunu batılılaşma fikrinde aradılar. Batıcılık adı verilen bu fikrin savunucuları, Avrupa'daki gelişmelerin örnek alınarak devletin modernleştirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Tevfik Fikret gibi aydınlarca savunulan bu düşünce Atatürk döneminde inkılaplar yapılırken de etkili oldu. BATÜCLK Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik fikri, bir yandan azınlık isyanlarına diğer yandan da bir kısım Osmanlı aydınlarında Türkçülük fikrinin doğmasına zemin hazırladı.
Bu fikri savunan aydınlar, Türk toplulukları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine önem veriyorlardı. Mehmet Emin, Yurda Kul, Ziya Gökalp gibi aydınlarca savunulan bu fikir, azınlıkların ayrılmasıyla daha da güçlendi. Türkçülük fikri, milli mücadelenin kazanılmasında da etkili oldu. Türkçülük 19. Osmanlı devlet adamları da azınlık isyanlarını önleyebilmek için çeşitli çalışmalar yaptılar. Padişah iradesiyle yayınlanan Tanzimat Fermanı, 1839 ile azınlıkların zaten var olan hakları yasal güvence altına alındı. Bu yolla azınlıkların devlete olan bağlılığını artırmak ve devleti dağılmaktan kurtarmak istediler. Ancak bağımsızlık hayalen kapılan azınlıklar, atılan bu adımlara rağmen isyan etmekten vazgeçmediler. Bunun üzerine 1856'da Avrupalı devletlerin de baskısıyla İslahat Fermanı adıyla yeni bir ferman yayınlandı. Bu fermanla azınlıkların hakları Müslümanlarla eşit hale getirildi. Buna rağmen azınlık isyanları önlenemedi. Azınlık isyanları devam ederken 19. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı Devleti'nde aydın bir grup kendini göstermeye başladı. Fransız İhtilali ile dünyada yayılmaya başlayan hürriyet, eşitlik, adalet gibi fikirlerden etkilenen ve Jön Türkler olarak bilinen bu grup, azınlık isyanlarını önlemek için farklı bir fikir ortaya koydu. Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni, padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı. Meclis açılmalı, bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi bu meclisle birlikte yönetmeliydi. Jön Türkler bu fikre katılmayan Padişah Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Bir süre sonra anayasa hazırlama ve meşrutiyet sistemine geçme sözü aldıkları 2. Abdülhamit'i padişah yaptılar. 2. Abdülhamit verdiği sözü tuttu. Kanuni Esası adıyla Türk tarihinin ilk anayasasını hazırlattı. 1876. Anayasa hükümleri doğrultusunda Mebusan Meclisi adıyla bir meclis açıldı. Bu mecliste Müslümanların yanında azınlıklar da temsil ediliyordu. 1,5 Mebusan Meclisi'nin açılış töreninin temsili resmi 19 Mart 1877. Mecliste 69 Müslüman milletvekiline karşılık 46 gayrimüslim milletvekili vardı. Ancak ülke yönetimine dahil edilmelerine rağmen azınlıklar isyan etmekten vazgeçmediler. O yıllarda yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'nı, 93 Harbi, fırsat bilen meclisteki azınlık milletvekilleri yıkıcı faaliyetlerini artırdılar. Bu durum üzerine Padişah 2. Abdülhamit, anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi kapattı. 1878. 1,4 bir grup Jön Türk lideri, soldan sağa Ahmet Rıza Bey, Nazım Efendi, 1. Ali Paşa, Sezai Bey, Ahmet Sahip Bey. 20. Her ne kadar Jön Türkler güçlerini kaybetseler de onların fikirlerinden etkilenen bazı aydınlar, İttihat ve Terakki adıyla gizli bir cemiyet kurdular. 1889. Meclisin yeniden açılmasını ve meşrutiyet yönetiminin fiilen uygulanmasını amaçlayan İttihatçılar daha ziyade ordu içerisinde teşkilatlandılar. Zamanla güçlenerek padişaha yaptıkları baskıyı artırdılar. Artan baskılar sonucu Padişah 2. Abdülhamit, 30 yıl aradan sonra Mebusan Meclisi'ni yeniden açtı. 1908. Böylece 2. Meşrutiyet dönemi başladı. Bu, İttihat ve Terakki Cemiyeti için büyük bir zaferdi. Ancak İttihatçılar 2. Abdülhamit'in meclisi yeniden kapatmasından endişe ediyorlardı. 1909 yılının Nisan ayında meşrutiyet karşıtları İstanbul'da gösteri yapmaya başladılar. 31 Mart vakası diye tarihe geçen bu olay üzerine meşrutiyeti korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi subaylar, Selanik'te Hareket Ordusu adında bir ordu hazırladılar. Başkanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı bu ordu, İstanbul'a gelerek isyanı bastırdı. Ardından 2. Abdülhamit tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet Reşat getirildi. 1909. 31 Mart vakasından sonra devletin yönetimi büyük ölçüde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kontrolüne geçti. 1,6 Osmanlı Mebusan Meclisi'nin yeniden açılışı 19.081,7 2. Meşrutiyetin ilanı üzerine düzenlenen şenlikler 1908. İttihatçıların etkili olduğu son dönem aralıksız savaşlarla geçti. 1911 yılında İtalya Trablusgarp'a saldırdı. Trablusgarp savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. 1912. Bu savaşların her ikisi de kaybedildi. 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı ise Osmanlı Devleti'nin son savaşı oldu. 1,8 20. yüzyılın başlarında Avrupa ve Osmanlı Devleti. 21. Mavi gözlü çocuk Mustafa 1. 2. Aşağıda Mustafa'nın doğduğu ve büyüdüğü yerleri gösteren harita verilmiştir. Haritadaki verilerden hareketle soruları cevaplayınız. 1. Selanik şehrinin bir liman kenti olmasının avantajları nelerdir?
İkinci, Balkanların konumunun Osmanlı Devleti'nin siyasi ve kültürel hayatına etkisi nelerdir? 1,9 annesi Zübeyde Hanım, 1,10 doğduğu Ef Selanik, 1,11 babası Ali Rıza Efendi. Mustafa, Osmanlı Devleti'nin en bunalımlı döneminde, 1881'de, o zamanlar bir Osmanlı sancağı olan Selanik'te, orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası gümrük memurluğu yapan Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Soyları, Anadolu'dan Rumeli'ye iskan ettirilen kocacık Türkmenlerinden gelmektedir. Mustafa, 7 yaşındayken babasını kaybetmiş ve yetim kalmıştır. Zübeyde Hanım, eşinin vefatı üzerine 3 çocuğuyla birlikte kardeşinin çalıştığı çiftlik evine taşınmış, bu durum Mustafa'nın eğitim hayatının bir süre aksamasına neden olmuştur. Eğitime önem veren ve kültürlü bir insan olan Zübeyde Hanım oğlunun okuldan uzak kalmasına üzülmüştür. Bir süre sonra onu Selanik'teki halasının yanına göndererek Mustafa'nın eğitimine devam etmesini sağlamıştır. Mustafa, sevgi, saygı ve dayanışma duygularının yoğun olduğu bir aile ortamında yetişmiştir. Aile hayatına büyük önem veren ve ilk ilhamını ailesinden aldığını sık sık dile getiren Mustafa, birçok konuşmasında bireylerin yetişmesinde ailenin önemine vurgu yapmıştır. 1,12 Selanik'in coğrafi konumu. 22. Şimdi sorumuzu sormuştuk, sorumuzun cevabını verelim. Ne diyordu? Aşağıda Mustafa Kemal'in doğduğu ve büyüdüğü yerde gösteren harita vermiştir. Haritadaki verilerden hareketle soruları cevaplayınız demiş. Bir Selanik şehrinin bir liman kenti olmasının avantajları nelerdir? Selanik neresi? Nerede Selanik? Evet, Selanik nerede? Burada. Bir liman kentiymiş. Selanik şehri en önemli Balkan şehirlerinden birisidir. Günümüzde Yunanistan ülkesinin sınırları içinde kalmaktadır. Selanik bir deniz şehridir. Bu nedenle Selanik bir liman şehridir. Selanik şehrinin bir liman kenti olmasının avantajları, dünya ticaret pazarlarına açık hale gelmesinde avantaj oluşturur. Ticari mal transferinde ve turizm, ulaşım ve eğitimde avantajlar sağlamaktadır Selanik şehrinin. İkincisi, Balkanların konumunun Osmanlı Devleti'nin siyasi ve kültürel hayatının etkisi nelerdir demişti. Balkanlar Avrupa ile Asya kıtaları arasında kalan ve Avrupa'ya yakın olan bir bölgenin adıdır. Balkanlar Osmanlı Devleti'nin Avrupa kıtasındaki toprakları anlamına da gelmektedir. Balkanların konumunun Osmanlı Devleti'nin siyasi ve kültürel hayatının etkileri, kiliselerin olması, farklı yiyeceklerin yapılması, farklı dünya görüşlerinin bulunması şeklinde gerçekleşmiştir. Şimdi ticaret geminin izlediği rota nereden geliyor? Selanik'ten geliyor. Selanik'ten ve diğer yerlere doğru yol alıyor. Demir yolu ulaşımı var. Demir yolu ulaşımını görüyorsunuz. İstanbul'dan nereye doğru? Avrupa'ya doğru demir yolları var. Batılı fikirler. Fikirlere bakalım. Batılı fikirler etkilemiş. Kimi de etkilemiş? Avrupa'daki batılı fikirler Osmanlı'yı da İstanbul'u da etkilemiş. Mustafa'nın doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik'in hem batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik, Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Kısaca Selanik, Osmanlı Devleti'nin batıya açılan bir penceresi konumundaydı. Çocukluğuma ilişkin hatırladığım ilk şey, okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı annemle babam arasında bir mücadele vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük dairesinde memur olan babamsa o zaman yeni açılan Şemsi Efendi okuluna devam etmemden ve yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi ustaca çözdü. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da Allo mektebinden ayrılıp Şemsi Efendi okuluna yazıldım. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ndeyken mahallemizdeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet askeri Rüşe'ye, ortaokul devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştiye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti.
Askeri rüşteye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüşteye giderek sınava girdim. Askeri rüşteyedeyken en çok matematik dersine ilgi duydum. Kısa zamanda matematik öğretmenim kadar bilgi sahibi oldum. Derslerimden daha zor işlerle ilgileniyordum. Matematikle ilgili sorular yazıyordum. Matematik öğretmeni de bu sorulara yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana, oğlum, senin de ismin Mustafa, benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark olmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun, dedi. O zamandan beri adım gerçekten Mustafa Kemal kaldı. Aşağıda, Mustafa'nın öğrenim hayatına yönelik kendi anlatımları verilmiştir. Anlatımları okuyarak Mustafa'nın kişilik özelliklerine dair çıkarımlarda bulununuz ve çıkarımlarınızı boş bırakılan yerlere yazınız. 1. Bilgiler, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, S139-141'den derlenmiştir. Baylar, açıklamak istiyorum ki, ilkesin ana baba kucağından sonra okuldaki eğiticinin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınır. www.atam.gov.tr Genç Mustafa'nın fikirlerinin oluşumunda içinde doğup büyüdüğü çevre kadar aldığı eğitiminde etkisi vardır. Mustafa birbirinden birçok yönüyle farklı şehirlerde eğitim almış, bu şehirlerdeki durumlardan istifade ederek tecrübeleri geliştirmiştir. 23. 1. Şimdi aşağıda sorularımız vardı. Aşağıda Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına yönelik kendi anlatımları verilmişti. Anlatımı okuyarak Mustafa'nın kişilik özelliklerine dair çıkarımlarda bulunuz ve çıkarımlarınızı boş bırakılan yerlere yazınız demiş. Bir, çocukluğuma ilişkin hatırladığım ilk şey okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı annemle babam arasında bir mücadele vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük dairesinde memur olan babamsa o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Okulu'na devam etmemden ve yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi ustaca çözdü. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlünü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden ayrılıp Şemsi Efendi Okulu'na yazıldım diyor. Burada Mustafa Kemal etkilenen şey babasının çözüm yöntemi. Yani bundan da etkilenmiş yeni çözüm yöntemleri kafasında oluşmuş Mustafa Kemal'in. Yani önce mahalle mektebine gitmiş, annesinin gönlünü almış. Ailede gönül almadan Mustafa Kemal'in kafasında o zamanlarda oluşmuş yani aile birliğini sağlamak için. Önce mahalle mektebine sonra da yeni açılan Şemsi Efendi Okulu'na gitmişti. Buradaki çözüm babasının uyguladığı çözüm yöntemi Mustafa Kemal'in fikir dünyasında yeni oluşumları sağlamıştır. Yani çözüm yolları. Ya insanları kırmadan çözüm yolları üretme fikri Mustafa Kemal'in kafasında yer edinmiştir. 2. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ndeyken mahallemizdeki binbaşı Kadı Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştiyeye yani ortaokula devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştiye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiye giderek sınava girdim. Şimdi Mustafa Kemal'in en büyük hedefi neymiş? Asker olmak. Üniformaya karşı bir sevgisi varmış. Ortaokul yani askeri rüştiye öğrencilerini gördüğü zaman onlara karşı içinde bir imrenme varmış. Dolayısıyla asker olmak istiyormuş. Bunu annesi buna karşıymış. Annesi Mustafa Kemal'in asker olmasını istemiyormuş. Annesi buna karşıymış ama kendisi yine hedefleri doğrultusunda askeri rüştiye sınavına girerek okulu kazanıyor. Yani hedeflerinden şaşmıyor. Hedefleri için çaba gösteriyor. 3. Askeri rüştiyedeyken en çok matematik dersine ilgi duydum. Kısa zamanda matematik öğretmenim kadar bilgi sahibi oldum. Derslerinden daha zor işlerle ilgileniyordum. Matematikle ilgili sorular yazıyordum. Matematik öğretmeni de bu sorulara yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana, oğlum senin de ismin Mustafa, benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark olmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi. O zamandan beri adım gerçekten Mustafa Kemal kaldı. Şimdi askeri rüşiyede matematiğe karşı ilgisi artmış Mustafa Kemal'in.
Kısa zamanda ne yapmış? Matematik öğretmeninden çok şey öğrenmiş. Yani bilgi sahibi olmuş. Hatta sorular yazmaya başlamış. Yani hocasından soruları çözüyormuş. Karşılıklı böyle bir. Yani hem derse ilgisi artmış hem yeni yöntemler üzerinde çalışıyormuş. Hocasıyla matematik öğretmeni onun ufkunda yeni şeyler oluşmasında, yeni fikirler oluşmasında etkili olmuş. Dördüncü sorumuz, matematik öğretmeni sert bir adamdı diyor. Sınıfta birinci, ikinci tanımıyordu. Bir gün bize aranızda kimler kendine güveniyorsa kalsınlar. Onları çalıştırma danışmanı yapacağım dedi. Önce duraksadım. Ayağa öyleleri kalktı ki ben kalkmamayı yeğledim. Bunlardan birinin danışmanlığını altına girdim. Ama kısa zamanda dayanma gücüm son noktaya geldi. Ayağa kalkarak ben bundan iyi yaparım dedim. Bunun üzerine öğretmen beni çalıştırma danışmanı yaptı. Eski danışmanı da benim danışmanlığıma verdi. Evet, buradaki şey nedir? Mustafa Kemal her şeyi daha güzel yapıyormuş diğer kişilere göre. Daha güzel. Danışmanlık konusunda da önce ortaya çıkmamış ama görmüş ki ortaya çıkan insanlar bu yeteneğe sahip değil, kendisinde bu yetenek var. O zaman kendisinde bu yeteneği gördüğü zaman ortaya çıkmış yani. Artık dayanamamış, artık yani ben bunlardan daha iyi yaparım demiş. Yani burada kendi fikirlerini özgürce söyleyebiliyor. Kendisi çoğu konuda diğer arkadaşına göre çok daha başarılı olduğunu belirtiyor burada. Beşe bakalım. Manastır askeri idadesinden yani lisede Fransızca'da geriydim demiş. Öğretmen benimle çok ilgilenmiyor. Sadece bana uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında çözüm aradım. 2-3 ay gizlice Freyler okulunun özel sınıfına gittim. Böylece okuldakinden daha fazla Fransızca öğrendim. Edebiyata fazla ilgim yoktu. Ömer Naci bizim sınıfa gelmişti. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Kitaplarımı beğenmemesi gücüme gitti. Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Şiir ve edebiyatla ilgilenmeye başladım. Evet, burada da Mustafa Kemal Fransızcadan iyi değilmiş. Fransızca hocası da ilgilenmediği için Fransızcasını geliştirmek için Freyler Okulu'nun özel sınavına gitmiş. Yani eksik olan yönünü geliştirmek için çaba gösteriyor. Yani çözüm arıyor, yöntemler arıyor. Bir de edebiyatla nasıl tanışmış? Sınıflarına Ömer Naci gelmiş. Okuma kitaplarını istemiş Mustafa Kemal'den. Halbuki bakmış hiçbir kitabını beğenmiyor Mustafa Kemal'in. Yani edebiyatla ilgili değil, şiirle ilgili olmadığı için beğenmiyor. O zaman diyor, anladım diyor, edebiyat ve şiiri diyor. Yani Ömer Naci sayesinde edebiyat ve şiire karşı ilgisi arttı. Yani onu tanımış oldu. Yoksa Ömer Naci gelmeseydi edebiyat ve şiir kavramları hakkında yani yeni fikirlere sahip olamayacaktı. Ömer Naci sayesinde onun şiir ve edebiyata ilgisi de artırmıştır yani. Altı, güzel söylemek ve yazmak isteği kalıcıydı. İstanbul'daki Harp Okulu'nda ders aralarında kompozisyon çalışmaları yapıyorduk. Saati elimize alıyor. Bu kadar dakika sen, bu kadar dakika ben söyleyeceğim diye yarışmalar düzenliyor ve tartışmalar yapıyorduk. Okulun öğrenciler arasında okumak üzere el yazımızla bir okul gazetesi çıkardık. Sınıf içinde küçük bir teşkilatımız vardı. Ben gazetenin yönetim kurulundaydım. Gazetenin yazılarını çoğunlukla ben yazıyordum. Şimdi burada da edebiyatla ilgili, gazete çıkarmakla ilgili faaliyetlere geçti. Yani durmuyorlar. Yeni şeyler yapmak için çaba gösteriyorlar. Hatta tartışma programları yapıyorlarmış. Kompozisyon yazıp karşılıklı yani saatleri eline alıp karşılıklı söyleyeceklerini söylüyorlarmış. Böyle bir tartışma içerisinde yarışma düzenliyorlarmış. Yani zamanla yarışıyorlar. Böylece yani hem edebi fikri hem düşünce fikri hem de
kompozisyon, yani bir şeyler devleti toparlayıp sunum yapma fikri, insanları etkileme fikri gelişmiş Mustafa Kemal'in. Gazete çıkarma da yayıncılık konusunda geliştiğini gösteriyor. Gazeteye yazılar yazıyor. Bu da yani hem yazılar yazması edebiyat yeteneğinin çok üst seviyeye çıktığını gösteriyor. Hem de hitap yeteneğinin çok üst seviyeye çıktığını gösteriyor. İnsanları etkileme yeteneğinin artık arttığını gösteriyor. Mustafa Kemal'in öğrenim hayatıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız demiş. 1. Mustafa Kemal'in Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden ayrılarak Selanik Askeri Rüştiyesi'ne geçmesinin nedeni nedir? Şimdi birinci sorumuzun cevabı neydi? Mustafa Kemal'in Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne ayrılarak Selanik Askeri Rüştiyesi'ne geçmesinin nedeni neydi? Selanik'teki halasının yanına taşındıktan sonra mülkiye idaresine kaydolan Atatürk, bu okulda Arapça öğretmenliği yapan kaymak hafızdan sopayla dayak yiyince, zaten orada okumasını istemeyen büyük annesi onu derhal okuldan alırdı. O dönemde okul formasını çok beğendiği komşularının oğlu asker rüştiye gidiyordu. Ona özenen Atatürk, asker olmasını istemeyen annesinin karşı çıkmasına rağmen gizlice Selanik Askeri Rüştiyesi'nin sınavına girdi. Sınavı kazandığı halini alan Atatürk, 1893'te yeni kendi isteğiyle okuldan ayrıldı. Yani ikinci sorumuz, sizin de üniforma formasına etkilendiğiniz meslekler var mıdır? Üniforma formasına etkilenen meslekler doktorluk var. Çünkü doktorluk güzel bir meslek. Yani subaylar var. Kaptanlar var. Ne de bir de uçak kaptanları var. 3. Mustafa Kemal'in milli mücadelede lider olarak benimsenmesinde öğrencilik yıllarında yaptığı faaliyetlerden hangilerinin katkısı olmuştur demiş. Mustafa Kemal'in tarihe düşkün olması hem onu Türkçülüğe itmiş, Fransız ihtilaliyle daha çok özgür düşüncelere açık olmuştur. Selanik'te doğup büyüdüğü yaşadığı için daha çağdaş fikirlere, düşüncelere, kültüre ev sahipliği yaptığından daha açık bakışlı olmuş, liderliği benimsemiştir. Evet, 3 ne diyordu? Mustafa Kemal'in milli mücadele lider olmasının sebebi neymişti? Şimdi Mustafa Kemal tarihe düşkündü. Bu tarihe düşkünlük onu Türkçülüğe etmişti. Fransız ihtilaliyle de çok özgür düşüncelere açık hale gelmişti. Selanik'te doğup büyüdüğü için Selanik'te yani fikir akımlarının yoğun olduğu yer, yeni fikirlere açık bir yer olduğu için burası da onu etkilemişti. Yani yeni düşünce ve fikirlere ev sahipliği yapan bir yerdi Selanik. Bu durum liderliğini etkilemişti. Yani liderliği benimsemişti artık. Bir de sizin de üniformasından etkilendiğiniz meslekler var mı diye sormuştu. Uçak kaptanları, gemi kaptanları hem maaşları güzel hem de şeyleri güzel bir meslek. Hem de üniformaları güzel. Uçak kaptanları, hostesler var. Güzel yani kaptan olarak güzel bir meslek. Tabii doktorlar da var. Güzel bir meslek. Mustafa Kemal'in Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne ayrılarak Selanik Askeri Rüştiyesi'ne geçmesinin nedeni ise Selanik'teki halasının yanında taşındıktan sonra mülki idaresine kaydolan Atatürk, bu okulda Arapça öğretmenliği yapan kaymak hafızdan sopayla dayak yiyince, zaten orada okumasını istemeyen büyük annesi onu derhal okuldan aldırdı. O dönemde okul formasını çok beğendi. Komşunun oğlu asker rüştiye gidiyordu. Ona özenen Atatürk, asker olmasını istemeyen annesinin karşı çıkmasına rağmen gezecek Selanik askeri rüştiyesinin sınavına girdi. Ve yani buraya kayıt yaptırdı. Mustafa Kemal'in Samsun'daki kalabalık arasında görüp kendisinden övgü ile söz ettiği kişi, Selanik Askeri Rüştiyesi'ndeki Fransızca öğretmeni olan Yüzbaşı Nakiyüddin, Yüce Köklü'dü. Mustafa Kemal, kendisine Fransızcanın ilk bilgilerini öğretmekle yetinmeyip ülkenin ve toplumun geleceği hakkında ilk düşünceleri de aşılayan bu öğretmeninden Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesini açarken de yardım görmüştü.
Şerafettin Turan, Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar S6. Mustafa Kemal'in karakterini şekillendiren öğretmenlerinden biri de tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge'dir. Tevfik Bilge derslerinde Fransız ihtilali ve düşünürlerinden de bahseder, öğrencilerinin ufkunu genişletir, coşku ve heyecanlarına ortak olurdu. Mustafa Kemal, kendisinde tarihe karşı ilgi ve sevgi oluşturan bu öğretmeni hakkında kendisine minnet borcum var. Bana yeni bir ufuk açtı, diyerek ondan övgüyle bahsetmiştir. Şerafettin Turan, Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylarsa. 6. Mustafa Kemal, 1902 yılında Teğmen rütbesiyle harp okulunu bitirmiş ve harp akademisine geçmiştir. 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle harp akademisini de tamamlayan Mustafa Kemal kurmaylık stajı yapmak üzere Şam'daki 5. Ordu emrine atanmıştır. Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşmasında ve düşünce dünyasının şekillenmesinde öğretmenlerinin de etkisi olmuştur. Aşağıda bu konuyla ilgili iki örnek verilmiştir. Verilen örneklerden hareketli öğretmenlerinin Mustafa Kemal'e katkılarının neler olduğunu tespit ederek alttaki bölüme yazınız. Nokta 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 nokta. Evet, Mustafa Kemal 1902 yılında Teğmen rütbesiyle harp okulunu bitirmiş ve harp akademisine geçmiştir. 1905 yılında da kurmay yüzbaşı rütbesiyle harp akademisini de tamamlayarak Mustafa Kemal kurmaylık stajı yapmak üzere Şam'daki 5. Ordu emrine atanmıştır. Şimdi Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okullar ve bu okullara başlama tarihleri var. 1886'da mahalle mektebine başladı. Sonra burayı bıraktı. Yine 1886 yılında Şemsi Efendi İlkokulu'na başladı. Sonra 1894 yılında Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne başladı. 1894'te Selanik Askeri Rüştiyesi'ne devam etti. 1896'da Manastır Askeri İdadesi'ne devam etti. 1899'da İslam Harp Okulu'na başladı. 1902'de İslam Harp Akademisi'ni ne yapmış? Başlamış. Bir de boşluklarımız vardı. Mustafa Kemal'in kişinin oluşmasında ve düşünce dünyasının şekillenmesinde öğretmenlerin de etkisi olmuştur. Aşağıda bu konuyla ilgili iki örnek verilmiştir. Verilen örneklerden hareketle öğretmenlerin Mustafa Kemal'e katkıların neler olduğunu tespit ederek alttaki bölümleri yazınız demişti. Birinciye bakalım. Mustafa Kemal'in Samsun'daki kalabalık arasında gördüğü kendisinden övgüyle söz ettiği kişi Selanik Askeri Üçliyesi'ndeki Fransızca öğretmeni olan Yüzbaşı Nakiddün Yücekök idi. Mustafa Kemal kendisine Fransızcanın ilk bilgilerini öğretmekle yetinmeyip ülkenin ve toplumun geleceği hakkında ilk düşüncelerini de aşılayan bu öğretmeninden Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesini açarken de yardım görmüştü. Yani Mustafa Kemal hayatında Fransızca öğretmenin çok büyük bir yeri var. Ne yapmış? Ona yeni ufuklar açmış. Yani ona hatta Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesini açarken bile yardım etmiş ona. Bir de Fransızcayı öğretmekle yetinmemiş, ülkenin durumu hakkında da Mustafa Kemal'in fikir ve düşüncelerin gelişmesinde etkili olmuştur. Diğerine bakalım. Mustafa Kemal'in karakterini şekillendiren öğretmenlerden biri de tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge'dir. Tevfik Bilge derslerinde Fransız ihtilali ve düşünürlerinden de bahseder. Öğrencilerin ufkunu genişletir, coşku ve heyecanlarına ortak olurdu. Mustafa Kemal kendisinde tarihe karşı ilgi ve sevgi oluşturan bu öğretmen hakkında kendisine minnet borcum var. Bana yeni bir ufuk açtı diyerek ondan öyle bahsetmişti. Yani Tevfik Bilge Mustafa Kemal'e tarih fikrini aşılamış, Fransız ihtilalinden bahsetmiş, özgürlükçü akımlardan bahsetmiş, düşünürlerden bahsetmiş. Tarih bilinci Mustafa Kemal'in tarihe olan bağlılığını artırmış, Fransız ihtilalinden bahsetmesi de onun yeni fikirlere açık olmasını sağlamıştır. Tarih bilinci geliştiği için zaten vatan millet sevgisi artmış, önderlik ruhu parçalanmıştır. Burhanlar büyük kahramanlar doğurur. 1,14 Mustafa Kemal 3. Ordu subayları ile Selanik'te 1910. BURANLR büyük kahramanlar doğurur 1. 3.
Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar kararlı olduklarını tarih doğrulamaktadır. Atatürk'ün Söylem ve Demeçleri S. 253 düzenlenmiştir. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletler ne kadar kararlı ise büyük buhranlar içerisinde doğan kahramanlar da o kadar büyük olur. Mustafa Kemal de Osmanlı Devleti'nin dağılmaya yüz tuttuğu bir dönemde dünyaya geldi. Üstelik o, birçok sorunun yaşandığı bir bölgede, Balkanlar'da doğdu ve büyüdü. Mustafa Kemal, devletin yaşadığı bu sorunların çocukluğundan itibaren farkına varacak ve büyüdükçe bu sorunların çözümüne yönelik fikirler üretecekti. Balkanların durumunu göz önüne aldığınızda, Mustafa Kemal'in bu bölgede yetişmesinin fikir hayatına nasıl bir etkisi olmuştur? Her çocuk gibi Mustafa Kemal de ilk terbiye ve ilhamını ailesinden aldı. Daha sonra öğretmenleri onun karakterini şekillendirmeye devam ettiler. Ancak Mustafa her şeyi başkasından bekleyen bir karaktere sahip değildi. Daha çocukluğundan itibaren kendini yetiştirmek için üstün gayret gösterdi. O, yapması gerekenleri düşünür, keşfeder ve uygulardı. Genç Mustafa'nın okumaya karşı büyük bir ilgisi vardı. Yerli ve yabancı birçok fikir adamını okur ve onların fikirlerini analiz ederdi. Kitapları okurken sayfa kenarlarına notlar alır, kimi zaman kendi fikirlerini de bu notların yanına yazardı. Mustafa Kemal yabancı düşünce adamlarının eserlerinden istifade edebilmek için Fransızca öğrenmişti. Mustafa Kemal'in yabancı dil bilmesi yabancı gazete ve dergileri okuyabilmesinin yolunu açmıştı. Okuduğu yabancı gazete ve dergiler Mustafa Kemal'in dünyada olup bitenlerden haberdar olmasına zemin hazırladı. Resmi görevlerle Avrupa'da bulunması da Batı'yı yakından tanımasına yardımcı oldu. Farklı şehirlerde okumuş olması ve bir subay olarak Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerinde görev yapması Mustafa Kemal'in bilgisini artırıp düşünce dünyasını geliştirdi. Mustafa Kemal bu görevleri esnasında devletin ve halkın içine düştüğü durumu yakından görme imkanı buldu. O, bu durumdan rahatsızlık duyup kurtuluş çareleri üzerinde düşünceler geliştirdi. 26. Şimdi burada bir sorumuz vardı. Balkanların durumu göz önüne aldığınızda Mustafa Kemal'in bu bölgede yetişmesinin fikir hayatına nasıl bir etkisi olmuştur diye soru sormuştu. Mustafa Kemal'in ailesi yakın çevresi 1881 yılından Harp Akademisi'ni bitirdiği 1905 yılına kadar süren dönem onun hayatında son derece önemli bir kesittir. Bu zaman diliminde çocukluğunun geçtiği değişik yerler, okullar, Selanik, Manastır, İstanbul ve Şam ve Sofya gibi şehirler onun fikir dünyasını derinden etkilemiştir. Diğer yandan genç arkadaş çevresi, öğretmenleri, çeşitli olaylar, düşünürler, şairler, yazarlar ve okuduğu kitaplar Mustafa Kemal'in aydın bir kişi olarak yetişmesinde son derece önemli bir rol oynamıştır. Mustafa Kemal'in 25 yıllık zaman diliminde edindiği deneyimler onun başarılı bir asker, komutan, devlet ve düşünce adamı, kısaca dünya çapında vizyon sahibi, başarılı bir dönüştürücü lider olmasını doğrudan etkilemiştir. Mustafa Kemal'in düşünce dünyasının oluşumunda yerli ve yabancı bazı aydınlar da etkili oldu. Aşağıda bu aydınlarla ilgili araştırma yapan bir grup öğrencinin araştırma sonuçlarını öğretmenlere eşliğinde birbirleriyle paylaşmaları yer almaktadır. M. Mustafa Kemal'in okuyup etkilendiği düşünürlerden biri, vatan şairi olarak tanınan Namık Kemal'dir. Vatan sevgisi ve hürriyet gibi konuları coşkun bir şekilde işleyen Namık Kemal, genç Mustafa'nın kalbinde vatan sevgisi ve hürriyet aşkı gibi duyguların yerleşmesine yardımcı olmuştur. Mustafa Kemal meclis konuşmalarında Namık Kemal'in şiirlerinden de örnekler vermiştir. Eda Nur'um. Mustafa Kemal'in fikirlerinin oluşumunda etkili olan düşünürlerden biri de Mehmet Emin Yurdakul'dur. Ordunun Destanı adlı şiirinde Mustafa Kemal'e de yer veren Yurdakul, eserlerinde vatan, millet ve milli birlik gibi kavramları yoğun bir şekilde işlemiştir. Mustafa Kemal hayatı boyunca bu duyguları kalbinde taşımıştır. Onurum. Mustafa Kemal'in fikirlerinden faydalandığı bir diğer düşünür Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp'in fikirleri, özellikle Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde devletin kültür politikaları belirlenirken etkili olmuştur. Bazı tarihçiler Atatürk'ün, vücudumun babası Ali Rıza Efendi, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp'tir dediğini ifade etmektedirler. Beyza M. Mustafa Kemal'i etkileyen düşünürlerden biri de Tevfik Fikret'tir. Batı medeniyetinin örnek alınması gerektiğini savunan Tevfik Fikret'in bu yöndeki fikirleri, Mustafa Kemal üzerinde özellikle inkılaplar yapılırken etkili olmuştur.
Mustafa Kemal, ben inkılap ruhunu ondan aldım, diyerek Tevfik Fikret'ten nasıl etkilendiğini ifade etmiştir. Buket. M. Mustafa Kemal yabancı yazarların fikirlerinden de istifade etmiştir. Özellikle Fransız ihtilaline zemin hazırlayan Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau'nun, Jean-Jacques Rousseau, fikirleri Mustafa Kemal üzerinde etkili olmuştur. Mustafa Kemal, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, sözünü Rousseau'dan esinlenerek söylemiştir. Batuhan. M. Mustafa Kemal yerli ve yabancı birçok aydının fikirlerinden istifade etmiştir. Ancak o, bir düşünürün ya da düşünce akımının izleyicisi olarak kalmamış, farklı fikirlerden yararlanarak kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir. Bu da Mustafa Kemal'in özgün fikirler üretmesine zemin hazırlamıştır. Bu nedenle Mustafa Kemal'in fikirleri yabancı ideolojilerle açıklanamaz. Necmettin Öğretmen. 27. Adım adım liderliği 1. 4. 1. 4. 1. Mustafa Kemal görev başında. Mustafa Kemal, 31 Mart vakasından sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte, vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır. 31 Mart vakası denilen olay 13 Nisan 1909'da çıkmış olmasına rağmen bu olaya neden 31 Mart vakası adı verilmiş olabilir. http://www.ata.tsk.tr/01-hayati askeri alt çizgi görevleri html internet adresini ziyaret ederek Atatürk'ün askeri görevleriyle ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 1905'te Kurmay Yüzbaşı, rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam'daki 5. Ordu emrine atandı. Şam'da iken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. 1907 yılına kadar Şam'da kalan Mustafa Kemal, buradan merkezi manastırda bulunan 3. Ordu karargahının Selanik Şubesi'ne atandı. Mustafa Kemal 1910 yılında orduyu temsilen Pikardi'de, Pikardi, yapılacak askeri manevraları izlemesi amacıyla Fransa'ya gönderildi. Balkan Savaşları sonrasında Sofya Ataşe Militerliği'ne atandı. 1913. Sofya'da iken batıdaki kalkınmanın sebeplerini araştırdı. Mustafa Kemal, Selanik'te iken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Bu cemiyetin çalışmaları sonucu ülkede yeniden meşrutiyet ilan edildi. Ancak bir süre sonra meşrutiyet karşıtları İstanbul'da ayaklanma çıkardılar. 31 Mart vakası adı verilen isyanı bastırmak için Selanik'te Hareket Ordusu adıyla bir ordu hazırlandı. Bu ordunun ismini Mustafa Kemal koydu. Kurmay Başkanlığı'nı Mustafa Kemal'in yaptığı Hareket Ordusu İstanbul'a gelerek isyanı bastırdı. Mustafa Kemal, İstanbul'daki görevini tamamladıktan sonra tekrar Selanik'e döndü. 1909. 1,15 Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal Şam'da. 1906. 1,17 Mustafa Kemal Pikardi'de, Fransa. 1910. 1,16 Mustafa Kemal, Hareket Ordusu subayları ile. 1909. 28. 1,18 Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya. Şimdi burada 31 Mart vakası denilen olay 13 Nisan 1909'da çıkmış olmasına rağmen bu olay neden 31 Mart vakası adı verilmiştir? Bununla ilgili açıklama yapınız demişti bize. 31 Mart vakası tarihte Osmanlı'da ilk darbelerden biri olarak bilinmektedir. 31 Mart vakası Osmanlı Devleti'nde 2. Abdülhamit döneminde hareket ordusunun Selanik'e çıkarak İstanbul'a yürümesiyle gerçekleşmiştir. 31 Mart vakası miladi olarak 13 Nisan 1909 yılında gerçekleşmiştir. Yani tarihi 31 Mart vakası olarak geçmiştir. Çünkü Rumi takvimde 31 Mart olarak bilinen gün 13 Nisan olarak da miladi takvimde bulunmaktadır. Birinci, dördüncü, ikinci. Trablusgarp Savaşı, Garp Ocakları sönerken 1911-1912. Osmanlılar Kuzey Afrika'daki Trablusgarp, Tunus ve Cezayir için Garp Ocakları tabirini kullanırlardı. Tunus ve Cezayir Fransa tarafından işgal edilmiş, Osmanlı Devleti'nin elinde Trablusgarp kalmıştı. Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürge yarışında geride kalan İtalya, gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulabilmek için Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a saldırdı. 29 Eylül 1911.
Aşağıda Trablusgarp Savaşı'nı anlatan harita verilmiştir. Haritadan hareketle soruları cevaplayınız. 1. İtalya kendisine hedef olarak neden Trablusgarp'ı seçmiş olabilir? 2. Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı savunurken bazı zorluklarla karşılaşmıştır. Bu zorlukların nedenleri ne olabilir? İtalya, Trablusgarp'a saldırırken Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp halkını medeniyet nimetlerinden mahrum bıraktığını, İtalyan hükümetinin buna daha fazla sessiz kalamayacağını gerekçe göstermiştir. Sizce bu gerekçe inandırıcı mıdır? 191 milyar 119 milyon 121 bin 913. Trablusgarp Savaşı'nın başlaması 29 Eylül. 1. Balkan Savaşı'nın başlaması 8 Ekim. 2. Balkan Savaşı'nın başlaması 29 Haziran. Uşi Antlaşması 18 Ekim. Londra Antlaşması 30 Mayıs. İstanbul Antlaşması 29 Eylül. 1914. 1. Dünya Savaşı'nın başlaması 28 Temmuz. Atina Antlaşması 14 Kasım. 29. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta vatan savunmasına dair ilk tecrübesini ve ilk askeri başarısını yaşamış, bu tecrübesini Çanakkale Savaşı'na ve milli mücadeleye de aktarmıştır. Şimdi bu sayfada sorularımız vardı. Aşağıda diyor Trablusgarp Savaşı'nı anlatan harita vermişti. Haritadan ne de hareketle soruları cevaplayınız demişti. Birinci sorumuz ne diyordu? İtalya kendisine hedef olarak neden Trablusgarp'ı seçmiş olabilir? Bakalım. İtalya savaş gemileri yeniyor Trablusgarp'a. Buradan da Akdeniz'den geçerek Selanik'e geliyor. Yani öne açık donanması var İtalya'nın. Şimdi İtalya'ya yakın olması, Trablusgarp nedir? İtalya'ya yakındır, çok yakın. Baksana hemen bir turda Trablusgarp'a vardı. İtalya'ya yakın olması. Osmanlı'nın Trablusgarp'ı savunacak gücü olmaması, Osmanlı'nın donanması zayıf. Donanması zayıf olduğu için Trablusgarp'ı savunacak gücü nedir? Yoktur. Diğer batılı ülkelerin birçok yeri işgal etmesi, yine diğer yerler işgal edildiği için, her taraf işgal edildiği için Osmanlı zor durumdadır. Başka yer kalmaması, yani işgal etmesi, başka yer kalmaması, diğer batılı devletlerin İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmelerine onay vermeleri seçme nedenleri arasındadır. Yani İtalya neden seçmiş? Avrupa'da diğer devletler de buna onay vermişler. Yani gizli anlaşmadan dolayı. Bu nedenlerden dolayı İtalya Trablusgarp'ı hedef seçmiş. Neden? Kendisine yakın, Osmanlı Devleti zayıf, Avrupa'da destek görüyor, bir sesini çıkarmıyor, diğer devletler de. Dolayısıyla bu durumlar İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesine ortam hazırlamış. Trablusgarp Savaşı veya diğer adıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı, 1911 ile 1912 yıl arasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. İkinci sorumuz, Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı savunurken bazı zorluklarla karşılaşmıştır. Bu zorlukların nedenleri neler olabilir demiş. Osmanlı donanmasının güçsüz olması, yani İtalya donanmasıyla geliyor. Osmanlı donanması güçsüz olduğu için sağlamıyor. İtalyanların Çanakkale Boğazı'nı bombalamaları, yani ne yapmışlar? İtalyanlar Çanakkale Boğazı'nı bombalamışlar. Yemen'de isyan çıkması, diğer batılı ülkelerin İtalya'ya siyasi olarak destek vermesi, İtalyanların Rodos ve 12 adaları nedir? Ele geçirmesi. Bu zorluklar nedeniyle Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı savunurken zorluklarla karşılaşmıştır. Osmanlı yönetimi Trablusgarp'ı savunabilmek için bazı subayları gizlice bölgeye gönderdi. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bu subaylar kılık değiştirerek Trablusgarp'a gittiler. Mustafa Kemal önce vapurla Mısır'ın İskenderiye şehrine, oradan da Mustafa Şerif Takma adıyla bir gazeteci olarak Trablusgarp'a geçti. Trablusgarp'a geçen Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi subaylar yerel halkı teşkilatlandırarak onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler. Derne ve Tobruk'ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil şeridinden öteye geçemediler. Bu durum üzerine İtalyan donanması harekete geçerek Ege Denizi'ndeki 12 adayı işgal etti. Ardından Osmanlıların Kale-i Sultaniye adını verdikleri Çanakkale Boğazı'na saldırdı ancak başarılı olamadı. 1,19 Kurmay Binbaşı 1.
Kemal Trablusgarp'ta 1911. 1. Çanakkale Boğazı'na Kale-i Sultaniye adının verilme sebebi ne olabilir? 2. İtalya Çanakkale Boğazı'na saldırmakla neyi amaçlamış olabilir? Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. Böylelikle iki ateş arasında kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Uşi Antlaşması, 18 Ekim 1912 ile Trablusgarp İtalya'ya bırakıldı ancak Trablusgarp halkının dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalması kabul edildi. Böylece Osmanlı Devleti, Yavuz Selim devrinde ayak bastığı Afrika kıtasından tamamen çekildi. Uşi Antlaşması gereği, İtalya'nın savaşta işgal ettiği 12 adayı Osmanlı Devleti'ne geri vermesi gerekiyordu. Osmanlı yönetimi, Yunan işgalinden çekindiği için adaların Balkanlardaki savaş bitene kadar İtalya'da kalmasını istedi. Ancak İtalya o adaları bir daha Osmanlı Devleti'ne iade etmedi. 1,20 derne komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda 1912 191 milyar 119 milyon 121 bin 913 Trablusgarp Savaşı'nın başlaması 29 Eylül 1. Balkan Savaşı'nın başlaması 8 Ekim 2. Balkan Savaşı'nın başlaması 29 Haziran Uşi Antlaşması 18 Ekim Londra Antlaşması 30 Mayıs İstanbul Antlaşması 29 Eylül 1914 1. Dünya Savaşı'nın başlaması 28 Temmuz Atina Antlaşması 14 Kasım 30 1. Şimdi Çanakkale Boğazı'na Kale-i Sultaniye adının verilme sebebi ne olabilirmiş? Çanakkale şehrin odak noktası olarak bilinen ilk kale Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. Kale üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'e ait yazıtın 1452'de yapıldığı sanılmaktadır. Kale-i Sultaniye adıyla bilinen yapının Sultaniye ismi Evliya Çelebi'ye göre 1658 yılında Padişah 4. Mehmet'in annesinin yardımı ve Köprülü Mehmet Paşa'nın teşebbüsüyle yapılan kalelere verilmek istenen isimden ileri gelmektedir. 2 demiş, İtalya Çanakkale Boğazı'na saldırmakla neyi amaçlamış olabilir? Yani neden Çanakkale Boğazı'na saldırdı? Osmanlı Devleti'nin durumunu güçleştirmek ve Trablusgarp'ın İtalya'ya verilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazı'na saldırmıştır. Balkan Savaşları, birinci facianın hikayesi, birinci perde Edirne düşerken. Birinci perde Edirne düşerken. Birinci, bazı tarihçiler 19. yüzyılda Balkanları tanımlamak için barut fıçısı tabirini kullanmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir? İkinci, birinci, Balkan Savaşı başladığında Avusturya ve Rusya bir bildiri yayınlayarak savaşın sonucu ne olursa olsun sınır değişikliğine razı olmayacaklarını ilan ettiler. Bunun nedeni sizce ne olabilir? Şimdi birinci sorumuz, bazı tarihçiler 19. yüzyılda Balkanları tanımlamak için barut fıçısı tabirini kullanmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir demiş. Bunun nedeni Balkanlardaki siyasi durumun kötüleşmesi, ülkelerin çekişmeleri, çıkar çekişmeleri, Osmanlı'ya karşı Avrupa'nın birleşmesi nedeniyle bir kıvılcımla büyük bir patlama yani savaş çıkacağını belirtmek için barut fıçısı tabirini kullanmışlardır. Bir de bu dönemde burada milliyetçilik akımları sebebiyle bağımsızlık isyanlarının olması, Balkan ülkelerin Osmanlı'yı Balkanlardan atmak istemeleri, ülkelerin birbirinden daha fazla toprak almak istemeleri, Rusların Balkanlardaki emelleri gibi durumlar nedeniyle her an bir kıvılcımla büyük olayların olacağını belirtmek amacıyla barut fıçısı tabiri kullanmıştır. İkinci sorumuz, Balkan Savaşı başladığında Avusturya ve Rusya bir bildiri yayınlayarak savaşın sonucu ne olursa olsun sınır değişikliğine razı olmayacaklarını ilan ettiler. Bunun nedeni sizce ne olabilir demiş. Bunların nedeni kendi çıkarları ve bağlantılarının zedelenmesin diye bunu yapmışlardır. Şimdi Avusturya ve Rusya'nın mevcut durumdan memnun olmaları, savaş sonucunda kendi çıkarlarını ters bir durumun oluşmasını önlemek amacıyla bunu ilan etmişlerdir. 1. Balkan Savaşı 7 Ekim 1912 ile 30 Mayıs tarihler arasında olmuş. 30 Mayıs 1913'te Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan Balkan Birliği'nin
Osmanlı Devleti'ne karşı giriştiği savaş. Yani Birinci Balkan Savaşı neymiş? 7 Ekim 1912, 30 Mayıs 1913'te Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan Balkan Birliği'nin Osmanlı Devleti'ne karşı giriştiği bir savaş. Birinci. Balkan Savaşı öncesinde Balkanlar 1,22 birinci. Balkan Savaşı sonrasında Balkanlar. Londra'da barış görüşmeleri devam ederken İttihatçı subaylardan Enver Paşa, yanındaki askerlerle hükümetin toplantı yaptığı salonu bastı ve Sadrazamı istifaya zorladı. 23 Ocak 1913. Tarihe Baba Ali baskını diye geçen bu olaydan sonra devletin yönetimi İttihatçıların kontrolüne geçti. Trablusgarp Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını ele geçirmek isteyen Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya'nın teşvikiyle birleşerek Osmanlı Devleti'ne saldırdılar. 8 Ekim 1912. 1. Balkan Savaşı olarak tarihe geçen bu olay, Osmanlı Devleti açısından felaketle sonuçlandı. Orduya siyaset karışmış ve subaylar İttihatçılar ve İtilafçılar olarak iki siyasi gruba ayrılmıştı. Particilik yapan subaylar arasında irtibat ve işbirliği zayıftı. Ordumuzun ulaşım ve ikmal hatları da yeterli değildi. Tüm bunların etkisiyle küçük Balkan devletlerine karşı yeterince mücadele edilemedi. Kayıplar veren ordumuz geri çekilmeye başladı. Devletimize başkentlik yapmış, medeniyetimizin şaheserlerinden Selimiye Camisi'nin de bulunduğu sembol şehir de Bulgarların eline geçti. İlerleyen Bulgar kuvvetleri İstanbul sınırına dayandı. Başkentte tehdit altında kalınca Osmanlı yöneticileri barış istediler. 4 Balkan Devleti ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Londra Antlaşması, 30 Mayıs 1913 ile savaşa son verildi. Bu antlaşma ile Midyen'e Sattın batısındaki Balkan toprakları Edirne dahil olmak üzere kaybedildi. Savaşın yarattığı kargaşadan faydalanan Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Arnavutluk, Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan devleti oldu. 1 katrilyon 911 trilyon 191 milyar 219 milyon 131 914. Trablusgarp Savaşı'nın başlaması 29 Eylül. 1. Balkan Savaşı'nın başlaması 8 Ekim. 2. Balkan Savaşı'nın başlaması 29 Haziran. Atina Antlaşması 14 Kasım. 1. Dünya Savaşı'nın başlaması 28 Temmuz. Uşi Antlaşması 18 Ekim. Londra Antlaşması 30 Mayıs. İstanbul Antlaşması 29 Eylül. 31. Balkan devletleri Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler. Bulgaristan'ın en fazla payı alarak Ege Denizi'ne ulaşması, diğer Balkan devletlerinin özellikle de Yunanistan'ın tepkisine neden oldu. Kısa bir süre sonra Balkan devletleri kendi aralarında savaşmaya başladılar. 29 Haziran 1913. 2. Balkan Savaşı diye tarihe geçen bu savaşta bir yanda Bulgaristan, diğer yanda Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ vardı. Kargaşadan yararlanmak isteyen Romanya ile Edirne'yi geri almak isteyen Osmanlı Devleti de Bulgaristan'a savaş açtı. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Edirne'yi Bulgarlardan geri aldı. Tüm cephelerde zor duruma düşen Bulgaristan yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Antlaşması, 29 Eylül 1913 ile Edirne ve Kırklareli geri alındı. Meriç Nehri, Osmanlı-Bulgaristan sınırı olarak kabul edildi. Bulgaristan'da kalan Türklerin kültürel ve dini hakları güvence altına alındı. Yunanistan ile de Atina Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Girit Adası Yunanistan'a bırakıldı ve Yunanistan'da kalan Türklerin hakları koruma altına alınmaya çalışıldı. Bu savaşlar sonucu Balkanlardaki 600 yıllık Türk hakimiyeti sona erdi. Osmanlı Devleti'nin Balkan savaşlarında küçük Balkan devletlerine yenilmesi devletin itibarını hem içte hem dışta önemli ölçüde azalttı. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı. 2. Berde, Edirne'ye selam olsun. 1,23 Padişah Mehmet Reşat 1. Balkan Savaşı'na katılacak askerlerimizi Sirkeci Garı'ndan uğurlarken, İstanbul 1912. 1,24 1. Balkan Savaşı'na katılan askerlerimize destek için düzenlenen miting, İstanbul 1912. 1,25 2. Balkan Savaşı sonrasında Balkanlar. 1 katrilyon 911 trilyon 191 milyar 219 milyon 131 bin 914. Trablusgarp Savaşı'nın başlaması 29 Eylül. 1. Balkan Savaşı'nın başlaması 8 Ekim. 2. Balkan Savaşı'nın başlaması 29 Haziran. Atina Antlaşması 14 Kasım. 1. Dünya Savaşı'nın başlaması 28 Temmuz. Uşi Antlaşması 18 Ekim. Londra Antlaşması 30 Mayıs.
İstanbul Antlaşması 29 Eylül 32 Ölçme ve Değerlendirme 1. Ünite 8. SÜNEYF A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. Ünite değerlendirme sorularımız ölçme değerlendirme. Birincisi A bölümü aşağıdaki cümlede boş bırakın yerlere doğru sözcükleri yazınız demiş. Bir vatan şairi olarak tanınan Namık Kemal, Mustafa Kemal'in kalbinde vatan sevgisi ve hürriyet gibi duyguların kök salmasına etkili olmuştur. İki, Osmanlı Devleti'nde kanunun esası adı verilen anayasa hükümleri gelince meşrutiyet yönetimine geçirmiştir. Üç, sanayileşmiş ülkelerin geri kalmış ülkelerin kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanmalarına sömürgecilik adı verilmiştir. 4. Fransız İhtilali'nden sonra yayılan milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlamıştır. 5. İkinci Meşrutiyet döneminin başlamasında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin faaliyetleri etkili olmuştur. Bölüm 1. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakan alanlar yazınız demiş. 1. Osmanlıcılık düşüncesinin amacı nedir? Açıklayınız. Osmanlıcılık fikri Tanzimat yıllarına itibaren ortaya çıkmıştır. Sanayileşmiş Avrupa toplumunun sömürgecilik anlayışı içinde Osmanlı'yı yok etmeye yönelik faaliyetlerine ve yüzyıllardır devam eden Hilal Haç Savaşı'nın yarattığı dini ortama bağlı olarak ortaya çıkan bir kurtuluş projesidir. Osmanlıcılık fikri 1789 Fransız İhtilali'nin oluşturduğu milliyetçilik düşüncesinin İmparatorluğu parçalanmasını önlemek amacıyla bütün Osmanlı tebaası arasında yaygınlaştırılmaya çalışılır. Osmanlıcılık, Osmanlı'nın sınırları içindeki bütün milletlerin dil, din, ırk ayrımını gözetmeksizin Osmanlı üst kimliği altında birleştirip kaynaştırılması düşüncesidir. İttihadı ana sır, ayrılıkçı hareketlerin önünü kesecek ve imparatorluğun dağılıp parçalanmasını engelleyecektir. Osmanlı yöneticileri bu sebeple Osmanlı kimliği altında bütün halkın birleşmesini öngörmüştür. Osmanlı hanedanına bağlılık temel almaktadır. Tanzimat, aydınların büyük bir ümitle bağlandıktan ve bir devlet politikası olarak uyguladıkları bu düşünce genç Osmanlılar tarafından da kabul görmüş ve savunulmuştur. Azınlıkların haklarının geliştirilmesi, onların da bu devletin bir parçası olduğu fikrinin verilmesi bundan kaynaklanır. Devletin bütün imkanlarından eşit haklar doğrultusunda bir Osmanlı olarak faydalanmak, azınlıkların isyan teşebbüslerini ortadan kaldırmak içindir. Tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla azınlıklara geniş yetkiler verilmiş, geniş yetkiler verilmesi onların kendilerini devletin bir parçası olarak algılamalarına zemin hazırlama amacı taşır. Ancak verilen yetkiler ve haklar devletin çöküş sürecini hızlandırmıştır. İki, Osmanlı yöneticileri azınlık isyanlarını önlemek için hangi çalışmalar yapmışlardır? Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde azınlık haklarının korunması için azınlık isyanlarına karşı bir dizi önlemler alınmıştır. Bu önlemler Osmanlı'da demokratikleşme temayülünün gerçekleşmesine neden olmuştur. Osmanlı yöneticileri azınlık isyanlarını önlemek için yapılan çalışmalar arasında genelgelerin yayınlanması, kanunların çıkarılması, özgürlüklerin tanınması, devlet kadrolarının açılması bulunmaktadır. 3. Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Sanayi devrimi 18. yüzyılda ve 19. yüzyılda Birleşik Krallık'ta meydana gelmiştir. Kısa sürede bütün Avrupa'yı etkisi altına alarak Avrupa ile ilişkileri olan diğer kıta devletlerini de birçok yönden etkilemiştir. Sanayi devrimi ile makine gücünün artması ve savaş stratejisinin de değişmesi ekonomik üretim ve tüketim anlamında da diğer devletleri ithalat ve ihracat açısından olumsuz yönde etkilemiştir. Sanayi devrimi Osmanlı Devleti üzerinde şu etkileri oluşturmuştur. Osmanlı Devleti ekonomik güç kaybına uğramıştır. Osmanlı Devleti siyasi güç kaybına uğramıştır. Evet, üçüncü sorumuz ne diyor? Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Evet, sanayi devrimi Osmanlı Devleti'ni üzerinde şu etkileri oluşturmuştur. 1. Osmanlı Devleti ekonomik güç kaybına uğramıştır. Osmanlı Devleti siyasi güç kaybına uğramıştır. Osmanlı'da ithalat artmış ve ihracat azalmıştır. Osmanlı Devleti'nin coğrafyası Avrupa devletlerinin pazarı haline gelmiştir. Ham madde ve pazar arayışının artması Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir. İşsizlik artmış ve ticari
faaliyetler zayıflamıştır. 4. Birinci Balkan Savaşı'nda ordumuzun başarısız olmasının nedenlerini yazınız. Birinci Balkan Savaşı Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda otoritesini kaybetmesi sonucunda bir savaş olarak belirmiş ve kayıpların yaşanmasına neden olmuştur. Bununla beraber Osmanlı Devleti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal sorunları savaşları tetiklemeye başlamıştır. Birinci Balkan Savaşı'nda ordumuzun başarısız olmasının nedenleri şu şekildedir. Ordunun siyasete karışması, savaş öncesi askerlerin terhis edilmesi, ordunun savaşa hazır olmaması, donanmanın yetersiz olması. Beşinci sorumuz, İkinci Balkan Savaşı'nın nedenini yazınız. İkinci Balkan Savaşı'nın nedeni kısaca şu şekilde yazılabilir. Bulgaristan'ın Birinci Balkan Savaşı sonucunda en büyük pay alması diğer Balkan devletleri tarafından kabullenilememiştir. Bulgaristan en fazla pay aldığı için diğerleri karşı çıkmış buna. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesi sebebiyle bölgede otorite boşluğu ortaya çıkmıştır. Balkan devletleri Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları paylaşma hususunda birbirlerine düşmeye başlamışlardır. Osmanlı Devleti bölgedeki kargaşa durumundan faydalanıp kaybettiği bölgeleri geri kazanmak istemiştir. 6. Mustafa Kemal'in asker olmak istemesinde neler etkili olmuştur? Mustafa Kemal eğitim öğretim tercihlerinde kendi isteklerini takip etmiştir. Ciddi olarak eğitimine başladığında mülki okuluna girmiştir. Mülkiye'de kendini mutlu hissetmeyerek daima hayalini kurduğu askeri okula gitmeye karar vermiştir. Mustafa Kemal'in asker olmasında disiplinli olması, vatanını sevmesi, askerliğe ilgi duyması, başarılı olma arzusu, zeki ve çalışkan olmasıdır. Ölçme değerlendirme test sorularımız var. Birinci bölümce aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı İtalya'ya karşı sağlamakta zorluk yaşamasının temel sebebi aşağıdakinin hangisidir? A. İtalya'nın Balkan devletlerinin destek alması. Bu var. B. Trablusgarp halkının İtalyanlarla birlikte hareket etmesi. C. Balkanlarda azınlık isyanlarının çıkması. D. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile kara bağlantısının kalmaması. Şimdi cevabımız nedir? C seçeneğidir. Yani Osmanlı Devleti güçsüz duruma düşmüş. Balkanlarda isyanlar çıktığı için nedir? Güçsüz duruma düştüğü için bu durum gerçekleşmiştir. 2. Avrupa'da yaşayan yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir? 1. Coğrafi keşifler, ticaret yolları değişmiş. 2. Sanayi inkılabı, sanayi gelişince Osmanlı pazar haline gelmiştir. 3. Rönesans hareketleri, bunlar da nedir? Ayrılıkçı hareketleri etkilemiştir. O yüzden cevabımız 3'ü de var. Cevabımız D seçeneği. 3. Aşağıdaki gelişmelerde hangileri arasında neden sonuç ilişkisi kurmak doğru değildir? Trablusgarp Savaşı'nın başlaması, hareket ordusunun kurulması. Bu ikisi arasında bir şey yok. Neden sonuç ilişkisi yok? Cevabımız A. B. Kanun esasının ilan edilmesi, meşrutiyet sistemine geçilmesi. Evet. Bu arasında ilişki var. Kanun esası neden ilan edilmiştir? Meşrutiyet yönetimine geçmek için. Azınlık isyanlarından çıkması, Tanzimat Fermanı'nın yayınlanması. Evet, azınlık isyanlarından sonra Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyememesi, Duyun-u Umumiye Teşkilatı'nın kurulması. Ödeyemediği için Duyun-u Umumiye Teşkilatı kurulmuştur. Bunlar arasında ilişki var, A'da yok. 4. Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerden hangisi ya da hangilerinde askeri eğitim görmüştür? 1. Selanik, 2. Sofya, 3. İstanbul, 4. Manastır. Selanik'te askeri eğitim görmüştür. İstanbul'da görmüş. Manastır nedir? Manastır'da görmüş ama Sofya'da görmemiştir. Sofya'da ateşe militerlik görevi yapmıştır. Yani burada görevli olarak çalışmıştır. O yüzden cevabımız 1, 3, 4 olacak diye. 5. Mustafa Kemal Batı'daki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade etmenin gerekli olduğuna inanmıştır. Mustafa Kemal'in bu düşüncesinin aşağıdaki fikir insanlarından hangisinin düşünceleriyle daha fazla benzerlik gösterdiği beklenebilir.
A. Mehmet Emin Yurdakul, B. Ziya Gökalp, C. Tevfik Fikret, D. Namık Kemal. Burada Tevfik Fikret, yani Avrupa'ya açık fikirlere sahip olan kişilerden Tevfik Fikret'le benzerlik gösterir. 6. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir dünyasının oluşmasıyla ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Yabancı dil bilgisini geliştirilmesi, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesine yardımcı olmuştur. Evet, Fransızcasını geliştirmiştir. Doğru. B. Resmi görevlerle Avrupa'da bulunması, milli kültürden uzaklaşmasına neden olmuştur diyor. Hiçbir zaman milli kültürden uzak kalmamıştır. Bu yanlış cevabımız ve C. Birçok sorunun yaşandığı Balkanlarda doğup büyümesi, devlette yaşanan sorunların farkına varmasına zemin hazırlamıştır. Evet. Balkanlarda büyüdüğü için yani imparatorluğun sorunları hakkında fikir sahibi olmuştur. Sorunlar nedir? Bu da doğru. Yerli ve yabancı fikir insanların okuması düşünce dünyasını zenginleştirmiştir. Evet, yerli ve yabancı fikir akımlarıyla beraber düşünce dünyasında büyük gelişmeler olmuştur. Cevabımız B'ydi. 7. Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1. Hareket Ordusu'nun kurulması. 2. İkinci Meşrutiyet'in ilanı. 3. 31 Mart vakası. Şimdi ilk önce ikinci Meşrutiyet'in ilanı. Sonra 31 Mart vakası. Sonra da Hareket Ordusu'nun kurulması olacak. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin oluşumunda Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi vardır? Azınlık isyanlarının çıkması, bunda milliyetçilik akımının etkisi var. Çünkü bütün milletler kendi devletini kurmak istiyordu. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi demiş. Burada milliyetçilik akımının etkisi yok. Sadece biraz daha hak verilmiş. Meşrutiyet sistemine geçilmesi burada da milliyetçilik akımının etkisi yok. Cevabımız A seçeneği. Bölüm Ç. Aşağıda Mustafa Kemal'in yaşadığı bazı şehirlerle ilgili açıklamalar verilmiştir. Açıklamalardan hareketle verilen şehirlerin isimlerini tespit edip kutucuklara yazınız. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü ve ilk eğitimini aldığı liman şehridir. Mustafa Kemal bir süre sonra bu şehre kıdemli yüzbaşı olarak atanmıştır. Burası nedir? Selanik'tir burası. Mustafa Kemal'in askeri idadiye başladığı ve Balkanlarda 3. Ordunun komuta merkezinin bulunduğu şehir. Burası da Manastır şehri. Mustafa Kemal'in İlk askerlik görevine başladığım şehirdir. Mustafa Kemal burada görevliyken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini açmıştır. Bu da Şam, Suriye'nin Şam şehri. Mustafa Kemal'in İtalyanlara karşı mücadele ettiği bölgedir. Gazeteci kimliğiyle gizlice gittiği bu bölgede Soğuk Savaşı'nın ilk tecrübelerini kazanmıştır. Burası da Trablusgarp. Mustafa Kemal'in uluslararası askeri manevralara Osmanlı Devleti'nin temsilen katıldığı şehirdir. Nedir bu şehir? Evet, bu şehir Trabzon. Mustafa Kemal'in askeri ateş olarak görev yaptığı şehirdir. Burası da Sofya oluyor. Şimdi şeyleri yazdık. Yalnız buradaki bazı kaynaklarda bu Trabzon olarak geçiyor. Bazı kaynaklarda burası Pikardiya şehri. Yani Mustafa Kemal'in Osmanlı'yı temsilen katıldığı askeri manevralara katıldığı şehir Pikardiya. Bazı kaynaklarda Trabzon geçiyor. Bazı kaynaklarda Pikardiya. Bu Pikardiya şehri. Şimdi Şam burada, Trablusgarp burada, Sofya, Manastır, Selanik. Burası da Pikardiya oluyor.